İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberlerini sunar. Türkiye, Asala üyesinin kemikleri yerine ailesine kadın ve köpek kemikleri teslim etti. Dışişleri Bakanı, Ermenistan Cumhuriyeti'nin dış politikasında Rusya ile ilişkilerin özel bir yeri var. Paşinyan ve Aliyev değişik dillerden konuşuyor. Putin, şimdilik Suriye'den çekilmeyi düşünmüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın Kandil bölgesindeki silahlı Kürt militarının mevzillerini bombaladı. Hakkari'de 30 bölge yasaklandı. Asala'nın Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 1982 yılındaki silahlı eyleminde yaralı olarak yakalandıktan sonra 28 Ocak 1983'te idam edilen Levon Ekmekcan'a ait olduğu belirtilen kemikler ölümünden 33 yıl sonra 8 Ocak 2016'da Fransa'daki ailesine gönderilmişti. İade için İnsan Hakları Derneği çaba göstermişti. Kemiklerin Fransa'ya gönderilmesinden hemen sonra İnsan Hakları Derneği'nde yapılan basın toplantısından İnsan Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Meral Çıldır şunları söylemişti. Ekmekcan'ın mezar yerini gösteren herhangi bir işaret, bir taş, bir tahta parçası yoktu. Yaklaşık 1,5 saat süren kazı sonucunun kemiklere ulaşıldı. Ermeni dini inanış ve geleneklerine göre ölü tabutuyla gömülür. Bu gelişmenin ardından Ekmekcan ailesi kemikleri DNA incelemesini tabi tuttu. 2 yıl süren incelemelerin ardından Levon Ekmekcan'ın kardeşi Dro Ekmekcan, cenazenin 55 yaşlarında bir kadına ait olduğunu söyledi. Dro Ekmekcan, Kenan Evren döneminde Levon'un vücudunun kaybedilmiş olabileceğini sanmıyorum. Devlet nerede olduğunu bence biliyor dedi. İnsan Hakları Derneği, Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon üyesi Ayşe Günaysu, Levon Ekmekcan'ın mezar yerinin tekrar incelemesi ve ailenin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla hukuki girişimde bulunacağını da ifade etti. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan, Kommersant gazetesi ile yaptığı bir röportajda Ermenistan Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki diyalog düzeyinde mükemmel bir karşılıklı anlayış var. Dahası bu diyalog sadece dışişleri bakanları düzeyinde değil, aynı zamanda iki ülkenin başkanları ve başbakanları düzeyinde de mevcut dedi. Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan sözlerine şöyle devam etti. Bizler ifadelerimizde çok açık olmuşuzdur. Ermenistan dış politikasında istikrar ve tutarlılık değişmeden kalmaktadır. Bu doğrultuda Rusya ile olan ilişkilerimiz özel ve parlak bir noktada bulunmaktadır. Bizler ilişkilerimizde bu formülasyonu temelinde ileriye hareket ediyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Artsakh sorunu etrafında yapılan açıklamalarıyla Ermenistan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları arasında yapılan görüşmeler hakkında parlamentoda yaptığı açıklamalarla ilgili Stanislav Tarasov makalesini sunuyoruz. Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmeleri Moskova'da gerçekleşti. Görüşme sırasında gündemdeki bir takım konular ve sorunlar ele alındı. Değil mi ki Yerevan'daki iktidar değişikliğinden sonra biraz farklı ton oluştu. Pek çokları şimdi Ermenistan'ın Karabağ doğrultusundaki politikasını nasıl şekillendireceği konusunu merak ediyordu. Sorun, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Ermenistan parlamentosunda Artsakh konusunda yaptığı önemli açıklamaydı. O, 1994 yılında Budapeşte gerçekleşen AGİ zirvesinde Artsakh'ın görüşmelerde tam yetkili taraf olarak tanıdığını ifade etti. 1998 yılındaki görüşmeler süreci bu formata gerçekleşti. Bu bağlamada Ermenistan Cumhuriyeti yetkilileri ayrıca Karabağ adına da görüşmede bulundu. Paşinyan yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Artsakh adına görüşmelere katılamayacağını açıkladı. Tüm bunları Baku'nun tepkisi izledi. Aliyev ise yaptığı açıklamada Baku-Karabağ ihtilafının olabileceğini hızlı bir şekilde düzenlemesiyle ilgilenmektedir ve Ermenistan'ın yeni hükümetinde müzakere sürecinde gerçekçi adımlar atmasını beklemektedir dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan ile görüşme sırasında Lavrov, Ermeni-Azeri tarafların Karabağ anlaşmazlığı çözümünde Rusya'nın yardımcı olacağını ifade etti. Müzakerelerinin formatı,
Eş başkanlarının Ermenistan ziyareti sonrasında Minsk grubu tarafından kararlaştırılacak. Vladimir Putin, Rusya'nın şimdilik Suriye'den çekilmeyi düşünmediğini ve silahlı kuvvetlerinin Rusya'nın çıkarına olduğu sürece bu ülkede kalacağını açıkladı. Putin ayrıca Suriye'de Rus silahlı kuvvetlerinin katılacağı büyük askeri operasyonlara gerek kalmadığını ve Rus silahlı kuvvetlerinin gerektiğinde uzun vadeli askeri tesisler kurmadıkları bu ülkeden hızla ayrılabileceklerini bildirdi. Suriye'deki askeri harekatın Rus silahlı güçlerinin sınanması ve eğitilmesi için eşsiz bir fırsat olduğunu belirten Putin, militanlarla Suriye'de mücadele etmenin onlarla Rusya'da uğraşmaktan daha iyi olduğunu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki asker uçağı, Irak'ın Kandil bölgesindeki silahlı Kürt militanları mevzilerini bombaladı. Kaynağın belirttiğine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil Dağları eteklerinde bulunan Palan, Ebu Bakir ve Keletukan köylerini bombaladı. Daha önceden yapılan açıklamada ise bir takım askeri kargo uçakları Hakkari şehrinin Yüksekova bölgesine iniş yaptı. Ayrıca sınıra komşu olan Şemdinli bölgesinde de yaklaşık 20 zırhlı askeri araç konuşlandı. Türkiye Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil'de konuşlanmış ve bağımsız Kürt devleti kurmak için mücadele yürüten Kürdistan İşçi Partisi mevzilerini her an operasyonda bulunabileceğini ifade etmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin bir kereden Irak'ın 3 bölgesine saldırıda bulunabileceğini söyledi. Bu an itibariyle Irak Kürdistan'ında Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları sonucu 400 kilometrelik alan silahlı Kürtlerden temizlendi. An itibariyle Türkiye Silahlı Kuvvetleri Hakurk, Armuş, Avaşın, Basyan, Kaniraş, Bermize, Sideken ve Brados bölgelerini denetim altında tutmaktadır. Şu an Türkiye Silahlı Kuvvetleri Kürdistan'a olan sınırında 11 askeri üst kürmüş durumda. Hakkari'de özel güvenlik bölgesi ilan edilen 30 bölge güvenlik gerekçesiyle 14 gün boyunca giriş ve çıkışlara yasaklandı. Konuya ilişkin Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırında bulunan 30 bölge 8-22 Haziran 2018 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın bu bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır denildi. Suriye Arap Ordusu ABD askeri ataşesinin El-Hasake eyaletinin kuzey bölgesinde bulunan Kamışli şehrine girmesini engelledi. El-Hasake eyalet başkanının belirttiğine göre ABD askeri ataşesi Suriye ordusunun denetimindeki sınır geçiş noktasına geçmek niyetindeydi. Fakat askerler ona izin vermediler. ABD'li askeri ataşe, El-Hasake eyaletinin El-Şadadi şehrinden El-Kamışli'ye doğru harekete geçmişti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı folklor ekibinin performanslarından birini sunuyoruz. Eserin tamamı Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.